cinsel işlev bozuklukları, işte bu bölgelerin enfeksiyonları, her tür kanserleri ve çok popüler taş hastalıkları. Tabii geniş bir alana bakıyoruz. Üroloji eşittir sanki böyle erkek branşı gibi geliyor. Ama tabii kadınların da taşı var. Kadınların da mesanesinde tümörler oluyor. İdrar kadınların yolu da tabii enfeksiyonları, idrar kaçırmaları var. Yaz mevsiminin getirdiği vücuda bazı yükler var. Görünmeyen bir terleme sıkıntımız var. Bu genital bölgemizde de bir terleme var. Yine enfeksiyona bir yatkınlık var. Ama orada kaçırdığımız şey hastalar açısından biz normal floramızı bozuyoruz. Hocamız diyor ki su için. Bunun kime göre, neye göre? Dengesine. Evet. Böyle içerseniz bayanları en kolay yakalayacağımız yer ciltlerinden. Cildiniz bile güzel olur. Vücut bunu çok önemsiyor. Tabii ki doğallığı tabii bozarsanız o zaman bu başımıza bela oluyor. Herkese güzel bir gün diliyorum. Magazin Noteri sağlık köşemizde. Hepimizin sağlığı önemli. Her şeyden önemlisi sağlık diyoruz. Böyle bir köşemiz var biliyorsunuz. Çok da ilgi gösteriyorsunuz gelen konuklarımıza. O anlamda teşekkür ediyorum size. Bugün Profesör Doktor Ahmet Tunç Özdemir konuğum. Üroloji uzmanı. Ameliyatlarını bitirdi. Hatta bitirir bitirmez dedi ki madem program var hemen koşalım. Bütün izleyenleri de bilgilendirelim. Hem de popüler televizyonda da çok ilgi gören bir konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ahmet Bey mi diyeyim, Ahmet Tunç Bey mi diyeyim, sayın doktorum. Tunç'u kullanıyorum ama. Sayın hocam diyeyim en güzeli olsun. Hocam üroloji bölümü neleri kapsıyor? Önce bir izleyicilerimize tabii anlatalım. Sonra şimdi birkaç sorum var size. Önce organlar olarak bahsedersek biz yukarıda böbreklerden itibaren başlıyoruz. Bu tabii idrar yolu olarak böbrekler, aradaki üreter dediğimiz kanallar, mesane, prostat ve erkek ve kadın üretrasını kapsayan bölüm yani penis ve kadın anatomisi. Tabii bunun içeriğinde ayrıca fizyolojik olarak cinsel işlev bozuklukları, işte bu bölgelerin enfeksiyonları, her tür kanserleri ve çok popüler taş hastalıkları. Tabii geniş bir alana bakıyoruz. O taş ki Allah hakikaten evet düşmanımıza vermesin. Sizinle konuşacağımız çok konuları olacak ama özellikle erkekler mi, kadınlar mı daha bu konuda rahatsızlar hocam? Var mı öyle bir cinsiyet farkı? Cinsiyet tabii aslında şöyle, bir cinsiyet farkı yok aslında. Ve bizim genel hasta popülasyonuna baktığımızda yarı yarıyadır. Ama imaj olarak nedense böyle prostat kaynaklı olarak daha da çok. Üroloji eşittir sanki böyle erkek branşı gibi geliyor. Ama tabii kadınların da taşı var. Kadınların da mesanesinde tümörler oluyor. İdrar kadınların yolu da enfeksiyonu tabii enfeksiyonları, var, idrar kaçırmaları var. Yani kadınların da çok mağdur olduğu bir branş, çok da görüştüğümüz bir branş. Ama toplumda böyle esprilerinde, karikatürlerinde hep erkeklerin kullanıldığı çıkıyor, bir... değil mi? Evet, bu prostat hastalıkları eşittir üroloji gibi ama üroloji aslında çok daha fazlası. Prostat bir bölümde konuşalım. Prostat rahatsızlıkları, kanseri erkeklerin baş belası. Tabii. Yakınlarımızdan da biliyoruz. Maalesef, kadınlarda evet da idrar yolu enfeksiyonları, bu da aynı şekilde. Evet. Şimdi yaz mevsimi olması, Ağustos ayında olmamız, denize giriyoruz, havuza giriyoruz, ıslak maya ile oturuyoruz. Havuza ben çok açıkçası tavsiye etmiyorum. Kendim de girmiyorum. Ya deniz suyu olursa bir derece. Ama Marmara'da Körfez'e gidiyorsunuz, sular kirli. Ne bileyim gidiyorsunuz Çınarca'ya, Marmara'nın, İstanbul'un adalara vesaire. Bir de şimdi deniz anasının değişik renkleri çıktı. Yapışınca bırakmıyor. Evet. Elektrik etkisi gibi. Müsilaj diyorsunuz aynı şekilde. Ama bir de havalar zaten sıcak, nemli. Girme ihtiyacı hissediyoruz. Bu sulara girdiğimizde biz ne gibi enfeksiyonlar, neler kapıyoruz? Bir de ıslak mayoyla oturuyoruz. Daha tabii çok rahatsız oluyoruz. Ne olur bize biraz tabii bilgi verin. Şimdi tabii yaz mevsiminin getirdiği vücuda bazı yükler var. Yani en basit haliyle fazla terleme ve fazla akciğerden sıvı kaybı vücuttaki sıvı ihtiyacını artırmakta. Bu zaten kaçınılmaz bir fizyolojik alan. Tabii bunun getirdiği daha az idrar. Daha az idrar da eşittir idrar yolu enfeksiyonuna yatkınlık demek oluyor. Tabii. Şimdi tabii yaz aylarında görünmeyen bir terleme sıkıntımız var. Bu genital bölgemizde de bir terleme var. Aynı şekilde dediğim gibi az idrara çıkmanın getirdiği idrar kanallarından geçen sıvı miktarının azalmasına bağlı, buradaki debinin azalmasına bağlı
yine enfeksiyona bir yatkınlık var. Neden kadınlarda daha fazla? Aslında hep yani işte ıslak mayoyla oturan kadınlardan... Erkeklerde aynı ıslak, risk altında. Tabii. Tabii. Erkeklerde de aslında sadece üretra dediğimiz idrar mesaneden sonraki çıkış kanalındaki mesane bir mesafe farkı var. Yoksa erkekler de aynı risk altında. Erkekler de biraz daha tabii bu mesafeden kaynaklı biraz korunaklı görünse de maalesef yaz aylarında idrar yolu enfeksiyonları aslında her iki cinsi de tehdit eden bir hastalık. Tabii. Kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu tabii özellikle üretra dediğimiz idrar kanalının 2-2,5 santimetre olması itibariyle daha da yüksek risk altında. Şimdi aslında kadınlarda hiçbir zaman bu E. coli diye duyulan bir bakteri vardır. Bu işte kadınların yani özellikle üreme çağındaki kadınların hepsi neredeyse bu E. coli ismini bilirler. Daha açılımı Escherichia coli'dir ama basit haliyle E. coli diye bir bakteri vardır. Halk dilinde öyle biliniyor. Evet, E. coli bakterisidir. İşte magazinde, televizyonda coliform bakteri, kolibasili diye duyulan bakteridir. Evet. Denizlerde, havuzlarda hep üretilen bir bakteridir. Bu bakteri aslında bizim vücudumuzda, floramızda vardır. Yani herkesin genital bölgesinde özellikle daha fazla kolonize olmak üzere bu bakteriyi biz vücudumuzda taşırız. Taşırız. Ama belirli şartlar değişmedikten sonra biz onunla dostane yaşarız. Bunlar bu bakteriler diğer bakterilerle belirli bir oranda bulunurlar. Efendi yaşarlar. Evet, etraflarına zarar kadar vermeden buradaki yaşamlarını sürdürürler. Bize de zarar vermezler. Ama ne zaman ki koşullar değişir, bu bakterinin yaşayabileceği daha hoş ortamlar oluşursa bu bakteri o zaman diğer bakterileri, diğer çevresinde beraber yaşadığı canlıları yok ederek daha fazla artma eğilimine girer. Ve arttıkça da özellikle idrar kanalına geçmeye başlar. İdrar kanalı bu bakteri için çok iyi bir yaşam alanıdır. Çünkü fibria dediğimiz kıskaçları vardır. Ve o kıskaçlardan idrar kanalındaki mukoza dediğimiz koruyucu bariyerin içerisine girer. Oraya tutunur. Ve o koruyucu bariyeri fibriyalarıyla yukarı doğru ilerleyerek geçer ve mesaneye ulaşır. Mesaneye ulaştıktan sonra tabii bu bakterinin elimine edilmesi daha zor. Hemen orada üremeye başlar. Çünkü mesane teorik olarak diğer bakterilerin olmadığı bir alan. Diğer bakteriler çünkü diğer bu E. coli'nin üremesini aslında bir miktar bloke ederken bu bakteri mesaneye ulaştıktan sonra çok güzel bir yaşam alanı bulur. Şimdi yazın bu bakteri neden daha hızlı bu bölgeye ulaşır? İşte ıslak kalan mayolar, terleme, bu bölgenin nemin ortamının artması, üstümüzde kurutması tabii, gibi ortamlar bu bakterinin diğer bakterilere göre daha üstün bir hale gelmesine, daha fazla kolonize olmasına, daha iyi bir yaşam alanı kendisine sağlamasını sağlıyor. Aynı şekilde mantarlar için de aslında bu böyledir. Mantar da başta evet, başına bir konu. Genital mantarlarda tabii da aynı risk vardır. Ve bu bakteri burada daha fazla kolonize olur. Ama o yukarıya mesaneye doğru olan yolculuğu başlar fibriyalarıyla. Bu yolculuk başladığı anda aslında çok doğal bir bariyer var. Bizim belirli süreler içerisinde idrar yapma alışkanlığımızın olması. Ve siz tabii bu belirli bir fasılada günde en az aslında 6 kere idrara çıkmamız lazım. Bu 6 kere idrara çıkmak demek her seferinde mekanik olarak yukarıya doğru ilerleyen bakterinin aşağı doğru süpürülerek atılması geçmesi demek. Tabii. Siz bu aralığı uzatırsanız, yani idrar yapma süresini uzatırsanız buna tabii neler dahil? İşte fazla terleme, akciğerlerden fazla kayıp, sıvı alımındaki blokaj. Ben böyle espriyle plaza kadınları diye bir deyim kullanıyorum. Şimdi onu İdrar tutma alışkanlığı olan büyük kadınlar. Büyük şehirlerde trafikte tabii kalıyoruz, iş tabii ortamında aman biraz daha bekleyeyim tutmayı tabii seviyoruz idrarımızı. Evet. Yani işte ama hijyenik tuvaletimiz yok diye ben bizim böyle plaza kadınları espriyle bahsettim. Bayanların şöyle bir hikayeleri vardır. Derler ki işte müşterim vardı veya işte tuvalet hijyenik değildi. Ha bir de o var doğru. Evet. O yüzden ben akşama kadar tutuyorum. Yani tutarsanız işte o bakterilerin de yukarıya doğru yol almasına çok güzel bir ortam sağlarsınız. Bir de tuvaletlere işte AVM'lerde vesaire temiz değil deyip huyluysak bir de oturarak da yapmıyoruz idrarımızı. Ayakta genellikle evet yapılıyordur mutlaka. Tabii bunlar oturancı da, o da tabii zararlı değil tabii mi? O da zararlı. Tabii. Yani bu işin bir konformal alanı yanında sağlıklı hijyenik bir alanı var. Bu da zararlı. Dediğim gibi bir de bizim tabii bu bayan tipi özellikle. Erkekler o konuda çok hassas değil. Bu bayanlarımız, bu plaza bayanı diye bizim esprili bahsettiğimiz bayanlarımızın bir de hijyenik
takıntıları vardır. Hijyenik mendiller, hijyenik aksesuarlar kullanırlar. Onlar da bizim böyle muayenede masalara çıkarılır. Hocam ben bunları da kullanmama rağmen bunlar oluyor. Evet. Ama orada kaçırdığımız şey hastalar açısından biz normal floramızı bozuyoruz. Bu yani mendillerin... ıslak mendil kullanmak tabii bozuyor mu diyorsunuz evet, tuvalette? Orada çünkü bizim genital bölge ve idrar kanalları çok yakın bir komşuluk içerisinde ve burada hiçbir zaman steril dediğimiz yani hiçbir bakteri, hiçbir canlının olmadığı ortamı yani burası tamamen benim diyeceğimiz bir ortam yok. Bizim vücudumuz belirli bakteriler için de bir taşıyıcı. Ve bu taşıyıcı alanda o dostane ortamı her birinin laktobasil, E. coli ve diğer bakterilerle, diğer canlılarla beraber bir yaşam alanları burası. Siz oradaki dengeyi bozduğunuz anda o da bizim dengemizi tarafı, bozuyor. Evet, bir tarafa üstünlük kurması için ortam sağladığınız anda o hemen hastalık haline geliyor. Aslında hastalığın özellikle genital bölgedeki rahatsızlıkların önemli şeylerinden birisi bu. Yani oradaki ortamı bozmak. Bu vajinal anlamda da kadın doğumcuların da mücadele etmek zorunda oldukları bir şey. Aynı şekilde idrar kanallarını temizlerken vajen için böyle hijyenik ortamlar sağlamaya çalışmak da oradaki normal florayı bozduğu için bir bakıyorsunuz işte hastalar geliyor beyaz süt renkte akıntım var şöyle akıntım var. Siz tabii orada normalde 1/3 oranında olacak laktobasil dediğimiz veya diğer bakterileri bir üstünlük ortamı kurarsanız onlar da artıyor. Diğerlerinin üstünlükte de sizi rahatsız eden akıntılara, rahatsızlıklara sebebiyet verebiliyorlar. Yani biz o zaman belirti olarak idrarda, idrar yollarında ağrısı, sızısı, işte akıntı olması, kaşıntı da buna dahilse tabii, yanma, biz yanma bunları evet. belirti olarak hissediyoruz. Bunun daha ileri basamaklarında kanamalar, idrarda boşaltmamış, iritatif semptomlar dediğimiz idrarı tam boşaltamamış, idrar yapmada güçlük. Hatta bazen hocam ben cam kırığına işiyorum gibi çok acılı, çok daha ağrılı semptomlarla hastalar gelebilirler. Tabii bundan korunmanın önemli yolu güzel su içmek. Ama siz diyorsunuz ki çok su içmeyin mesela. Evet. Onu hangi şartlarda tabii. söylüyorsunuz? Şimdi çok su... Hocamız diyor ki çok su içmeyin. Bazı hocamız diyor ki su için. Bunun kime göre neye göre dengesine? Evet, aslında bizim dediğimiz dengeli su için. Şimdi hep konuşulan böyle işte gazeteleri açıyorsunuz. Yaz ayı başlayınca. Böyle bayan dergilerini karıştırıyorsunuz. İşte günde 3 litre su için, işte şu kadar su için gibi. Evet. Böyle insanların görüp hoşuna giden spot başlıklar var. Ama susuz kalmayın konusunda herkes hemfikir. Ama bu suyun miktarı ne? Nedir yani? Bu suyun miktarı tabii ki şimdi bir 100 kilo erkekle maskülen. Üyeye göre değişiyor. Ya burada kadın erkek cinsiyet değişir, kilo değişir, boyut değişir, yağ yapısı, vücut yapısı her şeyi değiştirir. Yaşadığınız alan, ortamın kliması, çünkü akciğerinizden sıvının çekilmesi gibi birçok değişkenimiz var. Hele bu şartlarda. Evet. Biz burada aslında odaklanmamız gereken konu yeterli sıvıyı alıyor muyuz? Bu yeterli sıvı miktarı neyi nasıl takip edeceğiz? Evet. Esas soru bu. Esas sorunun cevabı da gün içerisinde beyaz renkli, temiz, kokusuz idrar çıkardığınız sürece evet ben yeterli sıvı alıyorum manasına gelir. Ne zaman ki idrarın rengi koyulaşır, hafif bir yanma yapar. Baktığınızda sarı, bazen portakal rengi, normalde böyle hiç olmaması gereken böyle asidik bir koku. Bu tür durumlarla karşılaştığınızda yeterli sıvı almadığınız manasına geliyor. Bu sabah ilk idrarımızdan belli olur. Gün içinde de bunu takip edelim. Gün içerisindeki tüm idrarlar çok önemli. Gün içerisindeki bütün idrarlarınız, sabahki idrarınız da dahil aslında bu şekilde olmalı. Tabii burada sıvı alımını, ya tamam biz bu idrarı böyle çıkaralım ama nasıl yapalım? Biz işte sıkça karşılaştığımız durumlardan birisi. Ben günde 3 litre su içiyorum. Peki nasıl içiyorsunuz? İşte demin bahsettiğimiz hijyenik durumlardan dolayı işte ben normalde müşterim geliyor. İşte çalışma ortamım uygun değil, tuvalet hijyenik değil. Ama öğlen ara verdiğinde 1 litre suyu içiyorum. Onu diyeceğim yani kafanıza 1 litre dikmek. 1 litre diye su içiyorum. Evet. Ondan sonra peki sonrasında ne yapıyorsunuz? Hocam sormayın yine işte o temponun içerisinde ben çok şey yapamıyorum. Yolda da işte İstanbul koşullarında artık trafikte İstanbul tuvaletimiz değil, gelmesi. Türkiye'de hatta bütün dünyada ulaşım ciddi bir sorun oldu. Eve gitmeyi de hesaplayarak ben yine çok sıvı tüketmiyorum. Ama akşam tekrar böyle kocaman bir şişem var. Böyle bir şeyle dolaşmak trendi bir şey. Tekrar ben bu suyu içiyorum. Bir litre yani, de öyle içiyor. Evet. İşte şunu da bunu da 2,5 litreyi tamamlıyorum. Ama ona rağmen hocam çok sık idrar yolu enfeksiyonu oluyorum. Çünkü şimdi bu yanlış. Siz bir litre suyu aslında
aldığınız zaman vücudunuzu, önce mideniz aşırı geriliyor. Hiç istemediğimiz bir şey. Sonra bağırsaklar bundan bu suyu hızlıca emebilmek için büyük bir çaba sarf ediyorlar. Bu su dolaşıma geçiyor. Kalbin önüne bir yük oluyor. Böbrekler bir anda böyle kuru kalan böbreklerde, yani bu yağmurun da aslında dengeli yağması gibi. Sel gibi. Evet, siz bu dengeli yağarsa çok faydalı bir şey. Fazlasında seller dolu haline geldi de yıkıcı hale geliyor. Aslında sıvı alımı da buna benzer. Vücudu i̇şte. Sıvı almamız da bu şekilde. Evet. Bunun bir denge içerisinde olması gerekiyor. Yani bunu bir anda böyle seller olacak şekilde vücudu doluya tutmamalıyız. Bunun ideali her saat başı, en pratik takip edeceğiniz yöntem budur. Her saat başı canınız istediği kadar su içmek. Benim canım bir bardak istediği, da olabilir, iki bardak da. Evet, ama mesela yazın böyle koştur koştur bir suya içersiniz. Kışın böyle serin bir havada şu bir suyu getirsem, ya hocam vallahi içim almıyor diye bir dönüşünüz olur bize. Burada çünkü kana kana içiyoruz. Evet, burada evet. Beyin aslında size bir sinyal gönderiyor. Burada vücut, beyin su ihtiyacını tamamen vücudun sodyum düzeyine göre, serumdaki, kandaki sodyum düzeyine göre ayarlar. Bu siz fazlaca sıvı kaybettiğiniz zaman işte tabii ki çok konsantre olur ve sodyum bir anda böyle yükselir. Sizin beynin komutlarıyla bu sodyumun normal düzeye indirilmesi lazım. Veya çok fazla su içerseniz, çok fazla suyun da intoksikasyonu vardır. Biz yaşlı hastalarda özellikle görürüz. İşte anne çok su içmelisin, baba çok su içmelisin. Ondan sonra baba anne gelir böyle bilinç kaybıyla. Buna da su intoksikasyonu deniliyor. Buna da zorlamamamız lazım. Bunun ideali saat başında dediğim gibi vücut size benim sodyum düzeyim biraz yükseldi. Bunu biraz dilüe etmem lazım, seyreltmem lazım. Suyu biraz fazla iç diye yazın size sinyali gönderir. Veya kışın der ki ya ben akciğerlerimden terlemiyorum, akciğerlerimden atmıyorum. Hani ihtiyacım daha az. Daha mütevazi bir miktarda su içmenizi beyin size sağlar. Vücut söylüyor zaten. Vücut söylüyor. Biz bunu dinlemiyoruz. Fazlasını zorluyoruz. Evet. Bu değil. O yüzden de saat başı vücudun söylediği miktarı almak idealidir. Böyle içerseniz bayanları en kolay yakalayacağımız yer ciltlerinden. Cildiniz bile güzel olur. Evet. Yani idrar yolu harika. Ki yani suyu yazın daha çok içiyorum. Evet. Bak şimdi söyledikçe daha yani çok içiyorum. İdeal su içme budur. İdeal bu şekilde bir su içtiğiniz zaman çok dengeli bir idrar çıkarımı olur. Yani böyle hiçbir zaman aniden idrar basmam gerekti, neredeyse yetişemiyordum, olmazsınız. Ani idrar gelmesi olmaz. Çünkü vücut onu yine dengeli, böyle böbreği yormadan dirsem dirsem oluşturur. Çok dengeli, güzel, kaliteli bir idrar oluşur. Bunun fazlasında da tabii böbrek zorlandığı zaman istemediğimiz elementler de yanında. Hatta amino asit proteinlerin bile kaçağına sebebiyet verebiliyor. Böbreği zorlamamak lazım fazlasında da. Evet, fazla su içeceğim diye bir tutku olmamalı. Dengeli ve ihtiyaç kadar su içmek esastır. Özellikle de yaşlılara, annelerimize, işte anneannelerimize zorla su içirmeyin. Onun da bir dengesi var. Ama hocam plaza insanları, kadın erkek fark etmiyor. Şimdi programdan çıkacağız. Herkes o trafiğe, özellikle İstanbul'daysanız, evet, büyük şehirlerde genellikle aynı şey. Trafiğe çıkacağız. Otobüse biniyorsak ya da aracımıza da gitsek duracak yer yok. Ama şimdi korku var. O suyu içersem ben nerede duracağım? Ya tuvaletim gelirse ne yapacağım diye. Ya bunun da bir formülü yok galiba. Bunun formülü yaşam alışkanlıklarımızı değiştirmek herhalde. Bu yaşam alışkanlıklarında en önemlisi. Kendimizi herhalde sorgulamak. Bu büyük şehir hayatı bizi daha kaçın ne kadar büyük şehirden? Öyle demek. Maalesef öyle. Peki tekrar dönersek, havuzlar dediğim gibi ben çok tercih etmiyorum ama ya denize giremeyen, işte pis, evet, bulan havuzları klorlu olduğu için temiz olarak görünüyor ama her türlü insan da giriyor. Tabii ki büyük otellerin ya da önemli yerlerin ona göre müşterilerini aldığını da biliyoruz o testleri yapılarak. Evet. Ama yine de klorlu su birçok hastalığa neden oluyor mu sizin üroloji bölümünde? Tabii şimdi havuz suyu normal şebeke suyundan işte belirli şeyler eklenerek oluşturulan, evet, bir su. Ve bunun tabii ki koruması, kendi içerisindeki defansı düşük. İstediğiniz kadar klor atın, bazı bakteri tipleri buna da direnç geliştiriyor ve klorlu, tabii, suda da yaşamaya başlıyorlar. Akıllılar. Evet. Şimdi işte denize girmek neden daha masum da havuz niye daha masum değil? Deniz çünkü belirli bir elektrolit dengesi içerisinde kendi yapısı itibariyle belirli bakterilerin yaşamasına izin verip belirli canlıların da izin vermeyerek. Doğal süreçte gidiyor, evet, zaten bu. Evet, doğru. Yani kirli olmadıkça deniz. Tabii ki artık böyle maalesef müsilajlardan vesairelerden bahseder olduk. Tabii. Temiz olduğu sürece deniz suyu tabii ki çok daha sağlıklı ama
havuzda siz tabii mutlaka belirli havuzların, belirli yerlerin havuzları daha düzenlidir, daha iyi filtreler vesaireler olur. Ne olursa olsun ama yine de tabii. Kullanıcı yine aynen, benzer bir kullanıcı. Doğru. Ve belirli kaçakları engellemek çok zor. Tabii bu kaçak dediğimiz yani hiç böyle işte insanlarımızın çoğunda böyle bir duş alıp da havuza girme alışkanlığı bile çok zor geliyor. Normalde yani o işte vücudumuzun o doğasında bulunan bütün o direkt serinleyelim şeyler, diye dalıyoruz evet, havuzun zaten. İçerisinde dalıyor. Yani evet. Bu, hani siz çok hijyenik de kendinizi görseniz, siz havuzunuzu çok da iyi filtreseniz de o kaçınılmaz. Ortama giriliyor yani bu aynı şekilde. Havuzdan çıkınca da duşa girmiyoruz ki direkt kurulanıyoruz ve güneşleneceksek güneşleniyoruz. Tabii. Özellikle de ıslatmaya öyle kalınarak harika bir ortam oluşuyor. Ortam. Bizim için değilse de bakteriler için. Bakteriler için en sevdikleri tabii, ortam. Tabii onların tam yaşam alanı oluyor şeyler. Tabii ne bol o arada bakteriler gelmiş, kolonize olmuş. İşte havuzdan ayrı böyle yeni misafirler vücudumuzun yüzeyine gelmiş. Kendi kişisel ekolilerimiz bile farklıdır. Kendimizle barışık yaşamaya alıştırdığımız bakterilerimizi başka yerden de zenginleştirerek biz her türlü ortamı oluşturuyoruz. Ve maalesef havuz ortamları dikkat edilmediği zaman idrar yolu enfeksiyonlarına çok açık bir onlar isteyerek ortam. Gelen misafir ama bizim istediğimiz misafir değil. Evet. Peki 5 maddede yapmamamız gereken havuz, deniz ve yaz mevsiminde madde madde söylerseniz 5 maddede yapmamamız gerekenler bunları yapmayın. Evet yani şöyle bir sıvısız kalmayın. Ama İki, çok da içmeyin. Fazlasını da almayın. Fazlasını yani da böyle, almayın. Evet. Zarar verecek. Yani bunu bir paranoya haline getirip kendinizi zorlayıp vücudunuzu yoracak. Özellikle belirli yaş üzerinde dengeleri sınırda giden kişilere fazla su içimi içinde zorlamayın. Üçüncüsü, evet bu üç oldu. En büyük üçüncüsü. Mayo deniz, için, tamam, üçüncüsü. Evet, mayo, evet. Sadece mayo değil, tabii buna aslında iç çamaşır. Tenimize değen bütün yüzeylerin tabii, teması, yani iç çamaşırı da aynı risk oluşturuyor. Kumaşı bile önemli tabii, değil mi? Şimdi tabii. Mesela erletmeyen, görünmeyen bir tehdit kadınlarda daha önceden, yani ben yaşımız itibariyle biz çocukluğumuzda görmezdik ama böyle günlük petler vesaire gibi, hı-hı, özellikle sıvı emilimi daha iyi gözüktüğü için böyle daha hijyenik oldukları düşündükleri günlük petleri kullanmayalım mı? Günlük petlerin de tabii bakın onlar da büyük bir tehdit çok aslında. Evet. Onların içerisindeki yapılar bakteriler için bir besin yeridir. Yani mukopolisakkarido sıvı emilme, emme amaçlıdır. O sıvıyla beraber bakteriler için de güzel bir yaşam alanı oluştururlar. Bunların belirli faslalarla değiştirilmesi, ıslak nemli kalınmaması, sadece mayo deyip mayo mutlaka değişecek tabii, zaten. Evet. Aslında artık hani ben mayoyu söylememek gerekiyor düzeyinde. Bu hep konuşuluyor ama yine de hatırlatmakta evet, fayda evet, oluyor. Yani doğru, mayo gibi iç çamaşırda belki çok derlenen ortamlarda günde bir değil, günde iki bile değiştirmek, daha fazla da değiştirmek gerekebilir. Günlük petleri evet, değiştirmenizde hanımlar fayda yine var. Yine günlük hijyen olarak tabii ki o ter yapısının üzerimizde kuruması. Çünkü bu terle beraber sadece sıvı değil, çok kıymetli elektrolitler de çıkıyor. Bu elektrolitlere bakteriler de çok ihtiyaç duyuyorlar. Ve sizin terli alanlarınız, terinizin üzerinde kuruduğu alanlarda fırsat kolonizasyon tabii çok daha onlar için keyifli oluyor. Doğru. İç çamaşırı dikkat ediyoruz. Naylon olmasın, pamuk tabii, özellikle. Evet. Hijyen konusu çok önemli. Sentetik olmasın. Günlük petler aynı şekilde. Dördüncü madde yapmayalım. Ne yapmayalım? Tuvalet aralarımızı dediğim gibi böyle uzun tutmayalım. Uzun tutmayalım. Yani bu nasıl sıvı alımında düzenli sıvı alın dedik. Düzenli evet, tuvalete de gidin. Mekanik bir temizlik olduğunu unutmayın. Siz tuvalet aranızı uzattığınız anda o fimbria diye bahsettiğim tutkaçlarla o bakterilerin yukarıya doğru gittiğini, her tuvalete girdiğinizde de mekanik olarak o bakterilerin dışarıya doğru atıldığını bilin ve bunun huzuruyla davranın. Yani, idrarımızı tutmayalım. Evet. Beşinci madde. Ve kronikleşmemesi adına idrar yolu enfeksiyonlarını böyle hafife alıp asla bu işi böyle basit yöntemlerle çözmeyin. Çünkü özellikle mesaneye ulaşan sistit dediğimiz tabloya gelen sistit, evet, durumlarda bu bakteriler koruyucu bir mukozal bariyer vardır mesanenin içerisinde. Ben bunu pizza hamuruna benzetiyorum. Pizza hamuru gibi bütün mesanenin çeperini sarar.
Siz ne zaman ki mesanenizi çok gerdiğinizde bu pizza hamuru da acemi ellerde nasıl çatlak çatlak yapılar olur, o bakteriler hemen gider bir alt tabakaya yerleşirler, tutunurlar. Siz sonrasında gecikmiş bir şekilde tuvalete bile gitseniz o tabaka gelir, kapanır. Ama kapandığında bu sefer o bakterilerin üzerine bir çok güzel yorgan gibi sermiş olursunuz ve bundan sonraki süreçte, yani bu şekilde doğru tedavi edilmemiş süreçte o bakterileri siz beslersiniz. Beslemekten kastımız şu, biz hastalarımız çok yine şikayetlerinden biridir bu. Hocam ben geliyorum, yani antibiyotiği kullanıyorum, rahatlıyorum. 3 gün, 5 gün sonra hemen rahatlıyorum. Sonrasında hemen tekrar, yani 5 gün geçmiyor. Hemen sonrasında tekrar böyle bir sıkıntıyla karşılaşıyorum. Çünkü bir burada de kulaktan dolma ilaç da içmeyelim. Evet, hani tabii. Sen, o bizde arkadaşıma iyi geldi, ben de içeyim var ya. Evet, ama bu bizim çocukluk çağında herhalde ilkokul öğretisindeki yanlış bir şey. Bizde eczan dolabı diye bir şey vardı. Var. Eczan dolaplarımız hala var. Var. Ve oralarda antibiyotikler var. Bu işte sizin, bizim işte iş yerindeki şu arkadaşa iyi gelmişti, ben de kullanayım İşte gibi alışkanlıklarla yanlış, dolaplarda doğru biriktirdiğimiz ilaçları bilinçsiz kullanımla, özellikle hekim tavsiyesi dışında kullanıp bu bakterilerin oraya oturup bu enfeksiyonları kronik hale gelmesini sağlamayalım. Bakterileri efendim fırsat vermeyelim, onları coşturmayalım, mutlu etmeyelim. Sınırlarımızı korumak gibi evet, değil mi? Eğer şöyle ülke bazında tabii, o sınırları korumazsan düşmanlar içeri girer gibi bir şey. Gibi. Şimdi asıl anneleri, babaları iki program, iki konu işleyelim evet, istiyorum. Daha çok programlar yapacağız inşallah sizinle. Anne babaları, gençleri ilgilendiren bir konu var ki özellikle erkeklerde işte 15'inde başlıyor diye biliyorum. Kaslı görünsün. Benim kardeşimin oğlu da aynı şekilde. Bak hala nasıl görüneceğim deyip kaslı görünme, baklava göbek, efendim üçgen vücut, bunun için takviye ilaçlar alınıyor, sıvılar alınıyor. Sonra o sıvılar ilerleyen yaşlarda nelere mal oluyor? Kadın, kız, genç kızlarda bilmiyorum var mı ama erkekler özellikle vücutları güzel görünsün istiyorlar. Aldıkları o takviye ürünler ne yapıyor o çocukları? Evet. Anne babalar çok iyi dinleyin, belki gizli gizli yapıyor çocuklarınız. Dikkatli olmakta fayda var. Tabii bu aslında gerçekten çok büyük toplumsal bir sorun. Evet. Çünkü yine aslında şunu da düzelteyim, böyle tamamen erkeklerin sorunu değil. Değil, değil mi? Değil. Yapılan çalışmalarda sadece Türkiye için de değil. Türkiye'de olay biraz daha zor. Çünkü kontrolü takip edilmesi çok zor. Bazı ülkelerde bu anabolizan dediğimiz, yani yapı taşı oluşturacak, sizin gelişmenizi sağlayacak ilaçlar yasaklıdır. Türkiye'de böyle bir yasak da yok. Tabii bu yasağın kaldırdığı ortamla beraber dünya üzerinde yaklaşık %6,5'tür bu tür anabolizan maddelerin dünya genelinde kullanımı. Evet, suistimal olarak kullanımı %6,5'lardadır. Kadınlarda da %1,4'lerdedir. Yani kadınlar da kullanıyorlar. Kadınlar da çünkü böyle... Kadınlar kaslar için, karın kasları için. Evet, karın kasları için. Oradaki yağ dengesi, yağ lehinde bir gelişme olmasın diye kadınlarda da kullanıyorlar. Bizim aslında çocukluk çağımızda biz bunu kullanan kadınları çok gördük. Yani Doğu bloku ülkelerinden olimpiyatları seyrederdik çocukluk çağımızda. Onlar gibi olmak evet, evet, inanılmaz kadınlar vardı. Böyle yani dev boyutlarda kadınlar vardı. Bir bölümünün gerçekten hani biz kadın olduğuna inanamazdık. O zamanlar tabii bu iş, bu maddelerin kullanımı çok bilinmezdi. Bunların suistimal edilmesi spor dünyasında bile bilinmezdi. Bilinçsiz kullanımlarla özellikle Doğu bloku ülkelerinde bütün sporlarda acayip başarılar elde edilirdi. İşte bunun benzeri maalesef şimdi çocuklarımızı özellikle spor salonlarında suistimal edici şekilde kullanımla tehdit etmekte. Anne baba bunu nasıl anlar? Yani idrarda belli olur mu? Üremeyi de etkiliyor mu bunlar? Tabii. Şimdi bunların çok şöyle detaylıca bir aslında ne olduklarından bahsetmek lazım. Evet. Bunlar aslında steroid bazlı ilaçlar veya içecekler. Bunların da içinde en fazla testosteron dediğimiz erkeklik hormonu içeren çeşitli ürünler var. Bunların bir bölümü kas içerisine enjekte edilerek yapılabiliyor. Bir bölümü de oral, yani tablet olarak kullanılabiliyor veya jel olarak yapıştırılabiliyor veya jel olarak kullanılabiliyor. Çeşitli kullanım alanları var. Tabii bunların biyo yararlanımları düşüyor oral kullanımlarda.
Şimdi özellikle spor salonu alışkanlıkları başlayan herkes de dediğim gibi kadın erkek fark etmiyor. Bu sürecin çok hızlı gelişmesi. Buradan çok hızlı bir cevap alınması hedefleniyor her zaman. Tabii, yani biz orada olsun, karın evet, olsun. Hemen başlayalım. Bir ay böyle şöyle bir çalışalım. Hemen görünsün, kaslar şişsin. Ama yarın bir gün evlenecek o. Evet, tabii üremeyi ki, nasıl etkileyecek? Yani bu sonuçta bize mesela hani verdiğiniz madde testosteron. Bu elzem bir şey mi? Evet, vücut için elzem bir şey. Çok önemli bir madde. Hmm. Yani erkek cinsiyet için de çok önemli. Kadın cinsiyet için de çok önemli. Erkeklerin sadece cinsel gelişimi gibi fiziksel gelişimleri, mutlulukları, cinsel hayatları her şeyi etkiliyor. Düzenleyen bir madde. Yani testosteron aslında olmazsa olmaz bir madde. Hmm. Siz bunu dışarıdan koymadığınız sürece vücut bir rahatsızlık olmadığı sürece bunu çok güzel bir dengede üretiyor. Yani bu da o kadar önemli bir konu ki beyin bunun kontrolünde hiçbir zaman kendini yok saymıyor. Başka maddeler gibi başka organlara görev devredilerek değil. Beyin diyor ki bu benim için çok önemli. O yüzden bizim hipotalamus dediğimiz beynimizin çok önemli bir bölümünde bunun regülasyonunu sağlıyor. Ondan sonra bunu altındaki hipofiz dediğimiz bir organa indirerek oradan. Tabii. Çünkü büyüme hormonunu vesaire her şey çok etkiliyor. Etkiliyor, doğru. Ve buradan kamçıyla beraber de testisler ve böbrek sütü bezlerinden gerekli bu hormonların yapılmasını sağlıyor. Yani vücut bunu çok önemsiyor. Daha doğumdan ölene kadar. Bu testosteron dediğimiz madde bizim için çok elzem. Sizin cinsiyetinizin belirlenmesinden boyunuzun, kilonuzun gelişmesine, ruhsal, fiziksel sağlığınıza, her şeyde, cinsel sağlığınıza, her şeyde çok önemli. Ama doğallığı bozarsan. Ama ne zaman ki tabii ki doğallığı bozarsanız o zaman bu başımıza bela oluyor. Bir dert oluyor ve bunu geri çevirmek de çok kolay değil. Yani bu bir aspirin değil aldığınız madde. Veya bir ağrı kesici değil. Veya ne bileyim bir antibiyotik değil. Yani bugün içtim, yarın etkisi yok maddeler değil. Gelecekte nasıl etkiliyor? Gelecekte çok önemli etkiliyor. Şöyle. Şimdi bunları, bu ilaçları almaya başlıyorsunuz. Bu ilaçlar direkt sizde ilk başlangıçta güzel bir şekilde istediğimizi veriyor. İstediğinizi veriyor. Yani gerçekten böyle bir cinsel ihtiyaç, cinsel istekte artma oluyor. Cinselliğe daha böyle yatkınlaşıyorsunuz. Vücut güzel oluyor. Evet, fiziken kas hacminiz artıyor. Yağ dengesi, böyle yağlar çekilmeye başlıyor. Sıvı dengeniz son derece muazzam bir hale geliyor. Ama sonrasında bunun ilk etkisi vücuttaki normal testosteronun yapımını bozuyor, bloke ediyor. Hmm. Çünkü dediğim gibi beyin bunu o kadar önemsiyor ki beyin bir uyaran yolluyor hipofiz dediğimiz organı, hipotalamustan hipofize. Hipofiz de testislere ihtiyacı kadar testosteron, testislere ve böbrek sütü bezlerine ihtiyacı kadar vücudun doğasına uygun bir şekilde testosteron üretimini sağlıyor. Testosteron da vücudumuzda çok önemli. Cildimizden beynimize, prostatımıza, böbreğimize, her tür organda çok büyük reseptörleri var. Buralarda gidip çok güzel bir dengeyle hepimize büyük faydalar sağlıyor. Prostat yapıyor mu peki bu ileride erkeklerde? Yapar. Oralara yan etkilerinde geleceğim. Hmm. Şimdi bu testosteron bu şekilde vücuda dağıldıktan sonra bu tabii bunun ortadan bir yarı ömrü var ve yok oluyor. Bu beyin tabii testosteronun düzeyini de yine testosteronun bir dönüşüm formatıyla düzeyini belirliyor. Diyor ki ya vücutta testosteron az. Neye göre? Testosteronun östrojene dönmüş haliyle vücut bunun az veya çok olduğunu, vücudun sperm ihtiyacını, çünkü testosteron dediğiniz hormonla beraber sperm üretimi de çok etkili. Yani sizin kısırlığınızı da etkiliyor. Veya üreme fonksiyonunuzu da etkiliyor. Bunları etkilerken de hep kendi içerisinde bir kaskatla, yani kendi ürettiği malzemenin, testosteronun ve onun atılım formatı östrojenin, östradiolün miktarıyla vücut sizin bu testosteronun daha fazla üretimini veya eksikliğini hissediyor. Siz dışarıdan testosteronu verdiğiniz anda, tablet, jel, iğne vesaire verdiğiniz anda vücudun normal üretimini bozuyorsunuz. Bu sefer vücut ekstra bir testosteron üretimini bloke ediyor. Çoğunlukla da bu 3 aya kadar. Yani siz bugün dışarıdan bir testosteron aldınız. Bunun yan etkilerinin gelişmesi, gerilemesi en az 3 ay alıyor. Bazı yerlerde gerilemiyor bile. Şimdi en tepeden başlarsak. Evet. Fazla testosteron kullanımı.
ki nelere mal olur? Erkeksi saç dökülmesi. Bir. Yani, evet. Başlarsınız tepeden. Evet. Erkeksi saç dökülmesine. Bir aşağı şöyle vücudu gözden geçirip aşağıdan inersek. Kalbin özellikle sol ventrikül yani ana görevini yapan sol ventrikülde hipertrofi ve ejekülasyon fraksiyonu dediğimiz yani vücut kalbin esas pompa gücünde ciddi bozulmaya ve bunlar kalıcı bozulmalar. Gidebilir. Evet, kalp rahatsızlığına gider ve bu bakın saç dökülmesinde geriye çevirebilirsiniz. Tabii ama kalptekini geriye çekemiyorsunuz. Yine östrojenin bazı metabolitleri çok önemli. Hepatotoksiktir. Karaciğerde yan etkileri, ciddi yan etkileri vardır. Hepatit dediğimiz rahatsızlıklara sebebiyet verir. Ya, çok önemli. Çok bunlar önemli, bazen ölümcül gidebilen hastalıklar. Böbreklerde protein kaçağı ve glomeruler filtrasyon hızı dediğimiz böbrek fonksiyonunda ciddi azalmalara sebebiyet verir. Yine daha aşağı inersek aslında yine böbrek hizasında böbreğin kan dolaşımında yarattığı etkilerle ciddi bir hipertansif ataklara, tansiyonlarda yükselmeye, bunların hepsi çalışmaları yapılmış. Hiçbir genç hastalarda, genç kişilerde, hiçbir rahatsız olmayan kişilerde bile 1 veya 2 birim tansiyonlarda yükselmeye sebebiyet verdiğini biliyoruz. Kanda böyle iyi gözüken bir etki gibi gözükmekle beraber çok tehlikelidir. Polistemi dediğimiz kanın içerisindeki hücrelerin çok fazla artarak kanın durağan akışına, bu da kardiyovasküler sistemi, yani vücudu komple bozan bozan bir şeydir ama esas etki tabii bizim hedef sistemde sperm üretimi, erkekliğin keyfini çıkarmamı sağlayan testosteron üretimi, üremeyi de bozuyor. Üremeyi ciddi anlamda bozar. Sperm üretiminde kalıcı hasarlara sebebiyet verir. Uzun süreli kullanımlarda testis boyutlarında ciddi atrofi, gerileme, testis boyutlarında kayıplara sebebiyet verir. Yine prostatla ilişkili prostat kanserini tetiklediğini biz çok net biliyoruz. Biliyoruz. Bunu hayvan deneylerinde göstermiştir. Vücuda fazladan verilen testosteronun biz hayvanlarda prostat kanserini tetiklediğini biliyoruz. Evet. Tabii bu kanser olarak değil sadece iyi huylu prostat büyümesini de aktive ettiğini biliyoruz. Kadınlarda her ne kadar bakın biz hep erkeklere odaklandık. Hep böyle erkek hastalığı, erkekler kullanıyor gibi. Genç delikanlılara odaklandık. Gerçekten spor salonlarında kadınların da buna teşvik edildiğini biliyoruz, duyuyoruz. Kadınlar bize geliyorlar. Bütün bu rahatsızlıklara ilaveten kadınlarda ayrıca ses tellerinde değişiklik. Kadınlaşma gibi mi? Evet. Hmm. Bu geri dönüşümsüz bir özellik. Yine hirsutizm dediğimiz kıllanmada artış. Erkeksi tip kıllanmaya dönüş. Ve bunlar da geri dönüşümsüz rahatsızlıklar. Yine klitoral büyüme yani kadınlarda genital estetiği çok bozan klitoriste büyüme gibi geri dönüşümsüz etkilere hayatı etkileyen etkilere şeyler veriyorlar. Aslında. O yüzden bilinçsiz kullanımları hayatı ve toplum sağlığımızı çünkü cinsel sağlık eşittir genel sağlık eşittir toplum sağlığımızdır. Gelecek nesili de etkiliyor tabii, yani. Çünkü kısırlık yaratıyor maalesef. Gidiyor. Çok hassasiyetle mutlaka kontrollü kullanılması hatta kullanılmaması bu işin doğal yolları var, doğal besinleri var. Bunlarla eğer bu testosteron artışını sağlamak, sporun kendisi zaten direkt testosteronu artıran bir şey. Tabii. Bunun harici tali yollara girdiğimizde maalesef uçurumlar bizi bekliyor. Gençler özellikle kadınlar da, genç kızlar da bunun içinde ama biraz iyi görüneceğim, güzel görüneceğim derken hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz her türlü hastalıklarla. Tek bir cümleyle anne baba ve gençlere tavsiyeniz nedir? Evet. Bu konuyla Şimdi, ilgili. Tabii özellikle dediğim gibi spor salonlarında maalesef teşvik ediliyor bu tür kullanımlar. Çünkü herkes için sonuçta bir skor. Bir görsel zenginliğini artması karşılığını görecek diye. Oralarda özellikle bu alanlara giden çocuklarımız varsa böyle ruhsal durumlarındaki değişiklikler fark edilir. Tabii. Yani onlar gerçekten önce bir aşırı neşe sonradan depresyona eğilim. Yine erkek veya kızlarda kıllanmadaki artışlar, karaciğerde yarattığı etkiler, sarılık gibi belirtileri gözlemek, saç kalitesinde bir dökülmesinde artış,
gibi. Yani aslında kızlarda seslerin kalınlığı etkilemesi hepsini izliyoruz. Bunları iyi gözlemleyip gerçekten çocuklarımıza, evet spor çok güzel bir şey, yapılsın mutlaka. Ama bilmediğimiz doğru yoldan, evet, takviyeleri de ne olur vücudumuza enjekte etmeyelim. Üroloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Tunç Özdemir, tekrar tekrar aramıza hoş geldiniz. Üroloji ile ilgili çok bölümler var. Prostatı da konuşuruz bir gün. Bilgilendik ve hepimiz bir şeyler öğrenebildiysek çevremize de aktaralım, izlesinler istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ben ayaklarınıza sağlık. Hoşça kalın.